Amerika, Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeden hemen ayrılmaları çağrısı yaptı. İngiltere'de Rusya'ya yaptırımları kapsayan yasa meclisten geçti. Başbakan Johnson, Rusya'yı ikna etmek için birlikte çalışmamız gerekiyor mesajı verdi. Almanya Başbakanı Scholz da benzer bir açıklama yaptı. Ukrayna krizi dünyada tansiyonu hızla artırırken ABD Başkanı Biden vatandaşlarına Ukrayna'dan hemen ayrılın çağrısı yaptı. Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ülkedeki ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini belirterek işlerin hızlıca karışabileceği konusunda uyarıda bulundu. ABD Başkanı, bu bir terör örgütüyle uğraşmaya benzemiyor, karşımızdaki dünyanın en büyük ordularından biri dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Polonyalı mevkidaşı Morawiecki ile Polonya'da bir araya geldi. Johnson, gerginliği azaltmak, Vladimir Putin'i gerilimi düşürmeye ve geri çekilmeye ikna etmek için şimdi birlikte çalışmamız gerekiyor dedi. İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasa da yürürlüğe girdi. Polonya Başbakanı ise Almanya'ya seslendi. Almanya'yı Kuzey Akım 2 gaz boru hattı üzerindeki Rus şantajını engellemeye çağırdı. Almanya Başbakanı da yükselen Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili açıklama yaptı. Scholz şu anda mesele Avrupa'da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil dedi. Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının çok ciddi siyasi, ekonomik ve stratejik sonuçlara yol açacağını ifade etti. Öte yandan Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı Normandiya formatı kapsamındaki görüşmelerden de çözüm çıkmadı. Görüşmelerde yer alan ülke liderlerinin danışmanlarının Ukrayna krizine ilişkin ilerleme sağlayamadığı duyuruldu. Rus temsilci Dmitri Kozak da toplantıda görüş ayrılıklarını aşmanın mümkün olmadığını belirterek Rusya ve